Günaydın herkese. Gözümü yaprak dökümüyle açtım. Tehlikenin farkındasınız değil mi? Ben bunda finale kadar giderim. Sanırım ikinci bölümü. Dün başlamıştır herhalde. Ay görmesem iyiydi. Gerçekten. Yaprak dökümü bitti. Saat 12.30 geçti. Elif dedim kalk işine gücüne başla. Bugün misafirim var iftara. Şu elde yıkanacakları hallettim. Taze fasulyemi temizledim. Zeytinyağlı yapacağım bunu. 2-3 kere yıkadım. Şimdi de suya bıraktım böyle. Güzeldi yani. İnşallah tadı da güzel olur bakalım. Gel. Elini mi tutayım? Heh, gel tamam. Evet, Duru'yu bıraktım. Markete gidiyorum. Eksiklerimi alayım. Kıyma falan çektireceğim. Akbaldan çektireyim. Salçam yok. Salça alacağım. Yalnız bulutlar ne güzel görünüyor. Bakar mısınız? Hava dün yağmurluydu. Bugün açık. Belli olmuyor. Patates de alacağım. Unutmayayım. Şöyle biraz patates aldım. Şimdi salça alacağım. Hangisini alsak? Öncü tat. Öncüyle akfa alıyorum ama ne alsak? Şuradan kıyma çektirelim. Ay geldim. Geldim, rüzgar başladı. Camları açmıştım ev havalansın diye. Ev uçuyor. Kapılar vuruyor falan. Hemen taze fasulyemi koyayım. Şunda patates var. Kıyma çektirdim 1 kilo. Ne kadar tutmuş kıyma? Her zaman zamlanıyor. 316 lira tutmuş. Kilosu 290'mış. 316'lık vermiş bana. 270'ti. Ne ara yine 300 oldu? Ben 290 oldu bilmiyorum. Neyse salçamızı da aldım. Geldim. Şöyle bir selam vereyim dedim. Yüz yüze nasılsınız bakalım. İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim. Şu an enerjim yerinde. Kafamda menüyü de belirledim. Dün izlemeyenler için tekrar söyleyeyim. Bu akşam kayınvalidemleri, görümcemleri iftara davet ettim. Bendeyiz hep beraber. Dün sarma sarmıştım. Midye böreği yapmıştım ortaya. Salata da yapacağım ortaya. Hemen menüyü sayıyorum. Olmazsa olmazımız mercimek çorbası. İftar sofralarının vazgeçilmez çorbası. İyi gidiyor yani Ramazan'da biliyorsunuz. Onu yapacağım. Pirinç pilavı, İzmir köfte yapacağım fırında. Ona karar verdim. Başka da tatlıya karar veremedim. Bal parmak geçen gün yedik. Kayınvalidemlere yapmıştım. O akşam çok güzeldi gerçekten. Şöyle diyorum, güveç kaplarına fırında sütlaç mı yapsam? Hepsinin sevdiği bir şey. Böyle tabaklarının yanına koyarım masaya diye düşündüm. Böyle arkadaşlar, menü güzel bence değil mi? İçecekler, pide, salata derken zaten sofra doluyor bir şekilde. Yani ay ne kadar çok dedim sanki ilk kez vlog çekiyormuş gibi. Bazen böyle üst üste aynı şeyleri söyleyeceğim diye şey yapıyorum. Yani aynı şeyleri söylemeyeyim, sizi sıkmayayım diye ama falan ağızdan kaçıyor. Neyse mutfağa gidelim. Zeytinyağlı fasulyemizi de koyalım. Ha bak o da var, onu da saymadım. Bir de ortaya dedim o olsun. Böyle bakalım. Temizliğe sonra bakacağım. Süpürülecek, silinecek, tuvalet tarafı yıkanacak, havlular değişecek. Koltuklarında şöyle bir el mopuyla tozunu alırım. Hepsini yaparım bakalım. Taze fasulyemi koydum. Hepsini çiğden koyuyorum. Çok az salça koydum. Domates sosunu daha yoğun koydum. Pul biber, bir tane büyük soğan. Sıvı yağı birazdan gezdiririm. Biraz kendi suyunda pişsin. Tuzunu ekledim. Biz bir de böyle bir tatlı kaşığı kadar şeker ekleriz. Tatlıya da karar verdim. Valla fırında sütlaç yapacağım arkadaşlar. Güveç kaplarımı çıkardım. Sildim güzel. Zaten temizlerdi. En son geçen sene Ramazan'da yaptım fırın sütlaç. Yani ama hepsi severler. Onlar çok seviyor. Şurada da malzemelerimi ayarladım. Pirinçler. Evet, şimdi sütle şekeri ekleyeceğim. Kaynamaya bırakacağım. Burada da nişasta yumurta sarısı karışımım var. Hadi bakalım. Sütlacım hazır arkadaşlar. Kıvamı güzel oldu. Şimdi doldurup doğru fırınlayalım. Şöyle bismillah diyelim. Nar gibi kızarsın. Kalanı da kaseye koyarım da onu fırınlamam artık. Bunlar böyle pişsin. Kayınpeder çok seviyor bunu. Her gün olsun yer. Babam da çok yapar. Geçen akşam yapmış ya misafirlerine, çekmiştim size hatırlarsınız.
Çekirdeği de bakacağım şimdi. Elbet pişmiştir. Şöyle tam 8 tane çıktı. Fazlasıyla yeter. Çocuklar bunu yemiyorlar zaten. Şunları fırınlamayacağım. Bunları kayınpederime veririm. Eğer sonra tekrar yemek isterse, diyorum ya, o çok seviyor. Üzerine de bol ceviz serperiz. Mis gibi. Şimdi ne yapacağım? Yarıya kadar su dolduracağım. Tepsinin 200 derecede güzel fırınlayalım bakalım. Şimdi de sarmayı koyabiliriz. Sumak serptim üzerine. Tuz çok katmadım. Tabak kapatıp pişmeye bırakalım. Hiç ara vermeden İzmir köftenin köftesini yoğurdum. 300 gramını kullandım kıymanın. 300-400 gram var herhalde. Bu şey her zaman yaptığım ölçüler. Baharatlarını, bir tane soğan rendesi ekledim. Galeta unu ekledim. Bir yumurta ekledim. Tuzunu, az yağını, maydanoz falan katmayacağım. Şimdi beraber şekil verelim. Bunu dolaba kaldırayım, hazır olsun. Sonra yaparız, evi süpürdükten sonra. Daha yemek için biraz var. Dolmanın altını biraz daha kıstım. Fokur fokur azıcık şöyle elimi yağlayayım da. Ana yemeğe karar verince gerisi geliyor zaten. En sona çorbayla pilavı bırakırım. Şule abla yazmış şimdi işte tatlı matlı ne alayım diye. Dedim tatlı sütlaç yaptım. Hiçbir şey lazım değil dedim. İçecek de Fanta mı alırız, kola mı bilmiyorum, bakalım. Perşembe'de babamları alacağım. Dayımlarla birlikte. Bir de Fatma halamı arayayım diyorum. Halamlar Çaycuma'da. Almanya'daki halamı biliyorsunuz. Hatta kanalı var, Gurbet Kuşları diye. Fatma halama da desem de eniştemle o da gelse. Çünkü babamlarda da hep beraber iftar yapmıştık. Güzel olmuştu. Çaycuma'dan gelir mi? Gelir herhalde. Çaycuma yarım saat buraya. Davet edince gelir diye düşünüyorum. Onu arayayım en iyisi ben. Akşamüstü arayayım. Hala diyeyim, perşembe böyle böyle sen de gel. Halamla da iftar yani çok uzun zamandır denk gelip yapmamışızdır. En son babamlarda yaptık da geçen senelerde falan Ramazan'da denk geldik mi? Gelmedik herhalde. Bir de şeyde yapacağız mı? Ramazan'ın son günü mü? Artık bayramda mı bilmiyorum. Rahmetli Hanife halamın senesi için çocukları yemek verecekler. Kur'an okunacak. O zaman bir araya geleceğiz. Köye gideceğiz. Nur içinde yatsın. Yattığı yer inşallah nurda olsun. Canım benim ya. Keşke var ya rüyama gelse. O kadar özledim ki. O kadar özledim ki. Ne çabuk bir sene. Bir senesi çoktan doldu. Şubat ayında doldu da. Kur'an'ını yapmadım. Hani hep beraber bayramda olalım diye yapmadılar. Oğlu da şeyde uzakta zaten. Oğlu da gelecek eşiyle birlikte. Allah'ın mekanını cennet eylesin. Nur içinde yatsın. Bambaşka bir insandı gerçekten. Olsaydı da çağırsaydım iftara, ne vardı? Ben şunu hızlı hızlı şeklini vereyim. Halama falan gittim ya. Kafa gitti bende. Vallahi bir duygulandım gerçekten. Özledim yani. Köfteler hazır canlarım, fazlasıyla yeter zaten, patates de koyacağız ya, bunu borcama dizerim. Şu yüzüğümü de takayım unutmadan, şekil verirken çıkarmıştım. Zeytinyağlı taze fasulyeyi borcama aldım. Ay çok nefis görünmüyor mu? Özlemişim vallahi, yazın sık sık yapıyoruz da yani güzel görünüyor. Kapağını kapatırım, böyle şey yaparım. Soğuk zaten yiyoruz biz bunu. Saati 4 yaptık. Sarma pişti arkadaşlar. En son yağını gezdirmiştim. Güzel görünüyor. Azra geldi okuldan şimdi, 2-3 tane yedi. Çok güzel olmuş diyor. Yani güzeldir diye umut ediyorum. O beğendiğine göre kötü olmamıştır elbet. Böyle beklesin. Fasulyem de burada. Ve fırında sütlaçlarımız hazır canlarım. Şimdi çıkardım fırından. Üzerleri yani kızarana kadar bayağı sürdü. Kasedekileri fırınlamayacağım dediğim gibi. Burada ceviz içi serptim.
biraz sıcaklıkları gitsin. Ondan sonra süsleyip dolaba kaldıracağım. Airfryer'e de patatesleri attım İzmir köfte için. Onu da hazırlayayım borcama da hazır olsun. Geriye bir tek ne kalıyor? Çorbayı pişirmek kalıyor. Pilav kalıyor. Bir de böreği fırınlamak kalıyor. Onlar da kolay zaten. Ben mutfaktan çıkmadan mercimek çorbamı da koydum arkadaşlar. Ağır ağır pişsin bu da. Zerdeçallı, bir tane soğan. Sadece mercimek koydum. Ben uzun zamandır havuç ve patates eklemiyorum. Kimyon ve zerdeçal koyuyorum. Salça da eklemiyorum. Biraz pul biber, tereyağı. Böyle güzel pişsin bakalım. Şimdi burada ne var? Patatesleri fritözde güzel kızarttım. Bu borcama koyacağım. Köfteleri de böyle sıkıştırmayayım diyorum ama yani hepsi ezilmesin istiyorum. Ne yapsam bilemedim. Onları da bir kızartayım. O 10 dakikada olur zaten. Ben sütlaçları süsledim ablaları. Yeşil fıstığım yoktu. Çakıl taşı koydum. O da güzel oluyor. Vallahi güzel oldular ha. Tabakların yanına koyacağım böyle. Şimdi bunları birazdan dolaba kaldırayım. Akşama kadar buz gibi olsun bakalım. Güzel güzel. Başarılı. Ana yemek de hazır arkadaşlar. Airfryer vallahi böyle zamanlarda kolaylık oluyor. Köfteler güzel kızardı. Biraz da biber kızarttım. Üzerine domates dilimleyip sosunu yapıp fırına vereceğim iftara yakın. Üzerine bir yağlı kağıt sererim ben bunun. Şimdi ay orada cazırlıyor bir şeyler. Biber kızarttım ya. En iyisi açayım onu. Yıkayacağım zaten bütün parçalarını. Ay fışır fışır. Şuna bakın. Temizliği de cabası. Neyse. Bu kenarda beklesin dostlarım. Ve çorbamız da hazır. Renginin güzelliğini görüyor musunuz? İşte bu rengi veren zerdeçal canlarım. Zerdeçallı yapın. Havuca patatese gerek yok. Soğan, mercimek, zerdeçal, kimyon. Tereyağla güzel kavurun. Bakın mis gibi rengi. Bu da hazır. Her şeyi hallettik. Pilav kaldı. Böreği pişirmek kaldı. Yemeği fırınlamak kaldı. Bu. Şimdi geldik. Hiç hız kaybetmeden zurnanın zırt dediği yere. Salonu güzel temizleyelim. Tozunu alalım. Koltukların üzerinden bir el mopuyla da geçerim. Çünkü hep el izi arkadaşlarım. Koltuk başlığımı getirdim. Her yerde bir şey var. Silinecek, toz alınacak. Televizyonlar, işte sehpalar falan. Buraları hallederim. Masamı da silerim. Ondan sonra acıma tuvaletleri yıkayacağım. Klozetli, lavaboyu, çamaşır suyu dökeyim oraya. Çok bir işim kalmıyor. Sonra biraz dinlenirim vallahi. Böyle bir gözüm dönmedi değil. Bir acıkmadım değil yani. Salonu tertemiz yaptım arkadaşlar. Yoruldum ama değdi. Mis gibi kokuyor şu anda. Viladayla sildim. Yüzey temizleyici dökmüştüm ona. Şu an çiçek kokuyor buralar. Ve hızımı alamadım. Masanın dedim kaba taslak şöyle örtüsünü, tabaklarını şöyle dizeyim dedim. Acele mi ediyorum bilmiyorum. Gerçi hemen de geliyor saat, son saatler. Böyle arkadaşlarım. Hadi bakalım. Birazcık dinleneyim. Ondan sonra görüşürüz. Saat 6'ya geliyor arkadaşlar. Rıza geldi az önce. Pide de almış. Şimdi üzerimi değiştireceğim. Vallahi şuralarıma bir çöktü. Hafiften çöktü. Ha, genel olarak iyiyim ama biraz şey oldum. Az önce bir fena oldum. Salonu hızlı hızlı temizledim. Sonra da lavaboları falan yıkadım. O çamaşır suyu da şey yaptı herhalde benim. Böyle bir gözüm döndü. Neyse bir 5-10 dakika şey yaptım. Oturdum koltukta. Sırtımı yasladım şöyle. İyi geldi. Şimdi tekrar mutfağa geldim. Böreğin yumurta sarısını sürdüm. Bakın burada. Ondan sonra ne var orada? Fırın yemeğim orada. Duru'yu doyurdum. Okuldan aç geldi. Başka da öyle ya, bir şey kalmadı. Pilav kaldı. Pilavın pirincini ısladım. Bakın. Burada pirincim. Üzerimi değiştireyim. Söyle kızım. Fırını çalıştırdım 180'de. Midye böreklerimiz pişsin bakalım. Vallahi şu şekil ne kadar güzel oluyor değil mi? Niye? Kötü mü kız? Bana mı dedin? Başkasına mı dedin? Neyse. Fırınlayalım bir güzel. Yemeği en sona bırakıyorum. Bunu son yarım saat kala fırınlarım camlarım. Pilavımı koydum. Böreklerim pişti. O kadar güzel kızardılar ki. Yani şu anda böyle bir tane yuvarlamak istiyorum aslında. Vallahi çok güzel görünüyorlar midye börekleri. Azıcık sıcaklığı gitsin, servis tabaklarına alayım. Pilav da pişmek üzere. Şöyle sarmalarımı tabağa koydum. Bu tabaklardan iki tane daha var. Onlara da börekleri koyacağım. Fırın yemeğim hazır arkadaşlar. Sosunu yaptım.
Şimdi böylece vereceğim. Evet, son 6 dakika kaldı arkadaşlar. Fırın yemeğimi çıkardım. Çay suyunu koyacağım şimdi. Allah, İzmir köftemiz güzel görünüyor. Pilavı da böyle yapmıştım. Pilav da bakın tane tane. Çorbayı ısıttım. Şimdi kaselere koyacağım da kaynarlığı gitsin beklerken. Allah, kıvamı da güzel oldu. Şimdi sofrayı da gösteririm. Evet, misafirlerim gelmişti zaten. Onları da birazdan çekerim size. Şimdi masamı göstereyim dedim. YouTuberlar iş başında. Şöyle çorbaları doldurduk. İçecekler, Şule abla getirdi içecekleri. Yeşim abla da meyve getirmiş. Onları birazdan artık çay faslında. Masamız böyle arkadaşlar, bakın. Şule ablayı geçebilmişim ya. Geri kalmayayım. Geri kalmayayım dedim görümcemden. Masayı donatayım dedim. Afiyetle yiyeceğiz bakalım. Genel güzel görünüyor. İnşallah lezzetleri de güzeldir. Afiyetle yeriz bakalım. Ezana da son 1,5 dakika falan var herhalde. Bir şey kalmadı aynen. Bizlere afiyet olsun. İftardan sonra görüşürüz inşallah. Evet, misafirlerimi de çekeyim dedim sofra başında. Orada muhabbet koyuyor ama. Dedim kızlar da buradalar. Onlara böyle yer sofrasını hazırladım. Biz de böyle oturduk. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Beğendiniz mi soframı? Çok güzel değil mi? Bakalım. Ben de oturayım şöyle, çorbamı koydum. Rıza Bey bitirdi çorbayı. Yemeğimizi yedik, içtik. Sofrayı hep beraber topladık. Şule abla bulaşıkları halletti. Vallahi çıkmadı buradan. Onları da elde yıkanacakları ayarladı. Makineyi çalıştırdım şimdi. Orada pidelerimiz falan arttı. Bayağı bir pide vardı. Çay faslına yeni geçeceğiz. Bardakları hazırladım. 2 demlik çay yaptım. Biri burada. Bunu önce demledim de. Bunu daha şimdi demledim. Rengini almadı. Birazdan altını yakar. Doldururum çayları bakalım. Çay da güzel çöktü arkadaşlar. Şöyle çaylarımızı doldurdum. Şimdi içeri götüreceğim bakalım. Sütlaçları yemediler. Şimdi çayla yiyecekler. Saati 10 yaptık arkadaşlar. Misafirlerimi şimdi uğurladım. Sabah işe gideceği için Şule abla uykum geldi dedi. Biraz yoruldum dedi. Yoğun bir gün geçirmiş. Kalktılar. Oturun dediysek de. 2 demlik çay yapmıştım. Çaylarımızı da içtik. Şimdi burada sehpa vardı. O sehpayı kaldırdım buradan. Bir iki daha bulaşık var. Makine bitmiş ama çıkanları elde yıkayacağım. Çay bulaşıklarını. Tencereleri falan boşaltacağım. Her şey güzeldi. Yedik içtik. Fazlasıyla doydu. Yetti. Hatta sıra gelmedi bile yani çoğuna. Sarma güzel olmuştu. Kaya çiftliğinden alırım bundan sonra. Yani tadı, tuzu, kıvamı güzeldi yani, öyle söyleyeyim. Onu çünkü merak edenler vardı. Yaptığın zaman söyle Elifçim diye. Böyle şimdi de videomu editlerim. Bir kahve yaparım. Şurada otururum artık. Ağrı kesici yuttum ben iftardan sonra. Şurama yine ağrı çöktü benim. Böyle gözlerim bir sersem gibi. Hatta gözlük vardı bende. Gözlüğü şimdi çıkardım yani. Kutusuna koydum. Kayınvalidem de diyor ki ne kadar güzel yakışmış diyor. O beni gözlükle hiç görmemişti. Niye takmıyorsun diyor. Dedim anne, daha dışarıda takamıyorum dedim. Öyle şimdi onları yolcu ettim işte. Herkes evine gitti. Bir de perşembe günü böyle bir akşamımız var. İftar akşamımız, babamlarla söylemiştim. Başka da dediğim gibi iftar davetim yok arkadaşlar. İnşallah severek, beğenerek izlemişsinizdir. Dolu dolu bir iftar hazırlığı çektim sizlere baştan sona. İnşallah keyifle izlemişsinizdir. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Kısmetse yarın görüşürüz bakalım.